diyorsun? Beğenmedin mi? Yemeyeceğim ben. Annem istiyor. Hadi kalk gidiyoruz. Anneme mi? Annene. Nerede anne? Evde. Evde seni bekliyor. Yalan söylüyorsun. Beni anneme götürmeyeceksin. Hadi kalk. Kalk. Yalan filan. Kalk. Ya bırak çocuk. Beni! Dur çocuk dur. Gel. Hani beni annemi götürecektin? Ben annemi özledim. Anneni göremeyeceksin bir daha. Niye göremeyecekmişim? Gelmeyecek mi yoksa? Gelir, gelir. Nerede olduğunu bilse gelir de... sen bir daha ona gidemeyeceksin. Bak, ben iyi bir insan değilim. İyi olmak da istemiyorum. Bu dünyada herkes iyi olsa çekinmez olur. Çok sıkıcı. Sen mesela her gün aynı oyunu oynasan sıkılmaz mısın? Sıkılırım. İşte bak, şimdi aynı şeyi konuşmaya başladık. Ben bir söz verdim mi, ne olursa olsun tutarım. Ne annen, ne de baban bana verdikleri sözü tutmadı. Onların yaptıkları hatanın bedelini senin ödemen benim suçum değil. Görüyorsun işte ben bu işte mağdurum. Balıkları sever misin? Yok. Zeynep'i çıkaracaklar emniyetten. Savcılığa mı götürecekler? Hayır. Nereye gidecekler peki? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Sen niye oradasın o zaman? Kapatıyorum. Son. Abi alır mısın? Sağ ol evlat. Bunu mu almasın abi? Kurtaramadım. Yetişemedim beni. Ah.
Kadir! Ne oldu oğlum? Seni bildiğine göre artık kafa kafayayız. Bugün ayın kaçı? Bugün biri abi bugün. Nereye koydun ben bunu? Hayırdır müdürüm, ne arıyorsun sen? Tansiyon ilacı mı? Nasıl ya? Atmadın mı bugünkünü? Almadım. Hayda. Ya bak, bir yerde yığılıp kalacaksın Allah korusun. Zaten bir çıtır göbek de yapmışım. Sakat at, makat at, kol böreği. Bundan sonra işkembe, mişkembe. En azından kesemiyorsan bile haftada bir sefer... Kes ulan! Affedersiniz.
Yani şimdi bu Zeynep Hanım'ın kızını alıkoyan, para isteyen... Veli Cevher. Veli Cevher. Ben yüksek müsaadenle yürüyorum o zaman müdürüm. Yalnız senden bir ricam var. Olayın azmettiricisini bildiğimize göre artık savcı beyle konuşup Zeynep'i elektronik kelepçeyle eve aldırma. Tabii bunların hepsi mahkeme kararıyla olur. Kıyamet kopacak biliyorsun değil mi? O kıyamet benim müdürüm. O kıyamet bende çok uzun zaman önce koptu. Yüksek müsaadenle makinemi alabilir miyim? Tamam. Bana bak. Yalnız her adımdan haberim olacak ona göre. Her adımdan. Bu dava teşkilatın davası ona göre. Eyvallah. Tansiyonumu zıplatma benim. Zeynep. Yalnız burada duydukların, gördüklerin sende kalacak tamam mı? Siz Veli ile birbirinizi nereden tanıyorsunuz? O uzun bir hikaye. Onu ben sana bir daha izahatını yaparım. Sen benim dediklerimi anladın mı? Anladım tamam. Haydi. Haydi. Abi. Çocuk yok. Çocuk nerede? Ne çocuğu? Selamünaleyküm kardeş. Polis kardeş. Hayırdır memur bey? Ona bakacağız. Şimdi bu arkadaşlar mali şubeden geldiler. Sizin mali hareketlerinize bakacaklar. Biz de sizin diğer hareketlerinize bakacağız. Hareket derken? Hareket derken şöyle. Ben bir şahsı arıyorum. Bu şahıs sizin şirketinize kayıtlı arabaları kullanıyor. Güzel makine bu. Kaç beygir bu? Yani aradığınız kişi kim bilmiyorum. Ama bizim araç kiralama hizmetimiz de var. Veli Cevher. Bir bak bakalım. Ayıkabildin mi mevzuya? Kafanda bir şeyler çaktı mı? Yok, çakmadı. Çakmadı. Ben Veli Cevher diye birini tanımıyorum. Abi. Şahsa ait bir araç kiralama kaydı falan bulamadım ben. Allah Allah. Peki kardeş sen bu mevzuyla ilgili ne diyorsun? Kayıt yanlışlıkla silindi herhalde. Kaydı yanlışlıkla silindi ha? Şimdi sen Veli Cevher'i tanımıyorsun öyle mi? Evet, öyle. Bak, bir kere daha söylüyorum sana. Sen Veli Cevher'i tanımıyorsun öyle mi? Evet, öyle. Bak, Veli Cevher denen o küçük bir kız çocuğunu alıkoymuş. O kızın tırnağına, o kızın kılına, o kızın herhangi bir yerine zarar gelsin, bunu onun kokarım. Veli Cevher nerede?
Gelin cevher nerede ulan? Başkomiserim. Burası tam bir cephaneye dönmüş vallahi. Haptisleri ve dosyaları aldık başkomiserim. Vay vay vay. Tamam al bunu da. Bunu da al. Al bunu da. Haydi. Haydi. Al bunu, al al. Faturayı kaçakçılık ve organize şubeye kesiyorsun. Fatura ismine de Kadir Adalı yazıyorsun. Tamam. O veli de söyle. Bundan sonra oyunun kurallarını Kadir Adalı yazıyormuş de. Neymiş? Kadir Adalı. Aferin. Haydi. Bundan sonra oyunun kurallarını ben yazacağım dedi. Öyle dedi abi. Zaafı olan kural yazamaz. Değil mi Sinan? Efendim abi. Zaafın varsa kural yazamazsın diyorum. Aile mesela iyi bir zaaf. Senin ailene zaafın var mı? Yok abi. Olmasın zaten. Eyvallah. Hayvanları çok seviyor. Abi bu Galip Tunç'un buraya geldiği günün kamera kayıtları yok. Her günün var, o günün yok. Abi şöyle buyur. Bu şahsı tanıyor musun kardeş? Tanımıyorum. Böyle elinizi kolunuzu sallayarak mekanıma gelip beni sorgulayamazsınız. Başınıza iş alırsınız benden söylemesi. Doğru söylüyorsun kardeş, kusura bakma. O zaman sana başka bir soru sorayım ben. Mesela burada böyle alnı geniş bir balık var. Onun ben cinsini çıkaramadım. Bana onun bir cinsini söylesene. Şöyle, bildiğimiz soruları sorun söyleyelim. Aynen. Hangisini soruyorsun sen? Az yana kay da sana daha rahat göstereyim bak. Alnı geniş burada, mavi olan bir balık var. Biraz daha eğilirsen tam ya, ben sana Japon, gösterebilirim. Japon, ya. Japon da. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Böyle soruşturma bana ya. Ya bu alnı geniş olan balıktan bahsediyor. Nerenin balığı? Çıkartabildin mi kardeş? Çıkartamadım. Bittin lan sen. Bittin sen. Abi. Sakin oğlum, sakin. Çıkartabildin mi? Çıkaramadım. Abi Allah aşkına ya. Elini çek. Hatırladın mı? Hatırlamadım. Al bunu götür. Al bunu. Al bunu. Al. Bunu da al. Bunu da al. Şubeye götürün. Şubeye giderken kafası açılır bunun. Al bunu. Bu balığın cinsi neydi lan? Harbiden çıkartamadım ha.
Bundan böyle bu balıklardan sen sorumlusun. Al. Bu da yemleri. Günde bir defa vereceksin. Anladın mı? Bu balıklar senin ailen. Onlara çok iyi bakman lazım. Birine dahi bir şey olursa, ölürse hepsi ölür. Neden? Ölen diğerlerini zehirler. Ölünce ne olacak? Ölünce ne olduğunu bilmiyorum. Ama geride kalanlara ne olduğunu biliyorum. Yemeğin masada. Aç kalma. Siz de acıktınız mı? Ben acıktım ama getirdiklerini yemeyeceğim. Bunlar annemin yaptığı yemekler gibi değil. Sevmiyorum bu yemekleri.